Ulusal Kanal ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor ve akşama doğru başlıyor. Sayın seyirciler, eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Cuma günü balyoz davasında ifade vereceğini söyledi. Büyükanıt, polis zoruyla mahkemeye götürülecekmiş gibi haberler yayınlanmasına da tepki gösterdi. Balyoz davasında tanık olarak ifade vermesi için eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Jandarma Genel Komutanı Bekir Kalyoncu ile birlikte duruşmaya davet edilen eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt açıklama yaptı. Büyükanıt, Cuma günü duruşma salonunda olacağını söyledi. Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila'ya konuşan Yaşar Büyükanıt, hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. Haberlerin özellikle yanlış anlamalara yol açacak bir üslupla kaleme alındığını belirten Büyükanıt, kaçacak değilim dedi. Haberler öyle bir sunulmuş ki sanki ben kimliği ve adresi bilinmeyen biriymişim veya kaçıyormuşum gibi. Haberler adresim polis tarafından belirlenecekmiş, sanki polis marifetiyle götürülecekmişim gibi yorumlanabilecek şekilde yazılmış. Vatandaş usul hukukunu bilmez. Zannedebilir ki polis gelecek, beni zorla götürecek veya kelepçe takıp götürecek. Böyle bir şey yok. Haberlerin böyle yazılması ve sunulması beni üzdü tabii ki. Bir polis memurunun telefonla kendini bilgilendirdiğini belirten Büyükanıt, Cuma günü duruşmaya gideceğini ifade etti. Mahkeme benim de tanık olarak dinlenmeme karar verdi. Sadece benim değil, başkalarının dinlenmesine de karar verdi. Karar gereği de müzekkere düzenlendi. Normal prosedür böyle zaten. Cuma günü saat 9.30'da mahkemeye gideceğim. Star gazetesinin internet andıcıyla ilgili yönlendirme haberine tutuklu eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer'den açıklama geldi. Avukat Sezer, dosyaya suçlamaları kanıtlayacak bir belge girmediğini belirtti. Star gazetesinin internet andıcı davasıyla ilgili Başbakanlık ve MGK'ya tek rapor dahi sunmadık başlıklı haberde çarpıtma yaptığı ortaya çıktı. İnternet andıcı davasında tutuklanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer haberlerle ilgili açıklama yaptı. Habere konu Genelkurmay Başkanlığı yazısında suçlamaları kanıtlayacak bir bilgi olmadığını belirten Sezer, belgenin aleyhte gibi sunulmasına tepki gösterdi. Avukat Sezer, müvekkilinin aleyhine bir belge sunulmuş gibi haber yapılması hem doğru hem de etik bir davranış değildir dedi. ...11 Türk askerinin başına çuval geçirilmesine tepki olarak Amerikalı astsubayın başına çuval geçirdiler. Haklarında 16 yıl hapis sistemiyle dava açıldı. Amerikalı deniz astsubayının şikayeti üzerine açılan davada TGB'li 8 gence hürriyeti tahdit ve hakaret suçlaması yöneltildi. TGB'li gençler ise Amerikan emperyalizmine karşı mücadele etmekte kararlı. İsterse idam versinler, yolumuzdan dönmeyiz dedi. Bodrum'a demirleyen Amerikan savaş gemisindeki bir astsubayın başına çuval geçiren TGB'li 8 gence 4 yıldan 16 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Bu çuval eyleminden bir gün önce PKK'ya 24 şehit verdik. Biz PKK'nın arkasında Amerikan olduğunu da biliyoruz. Biz o gün aynı zamanda Süleymaniye'nin çuvalın intikamını aldık. Türk milletinin yıllardır biriken özlemine giderdik. Bodrum savcısı Kemal Şimşek, TGB'li gençler Özgür Bursalı, Halil Umut Alparslan, Utku Reyhan, Hidayet Takmaz, Mustafa Üzek, Beyhan Korkmaz ve Safa Parla hürriyeti tahdit ve hakaret suçlaması yöneltti. Savcı Şimşek, 11 Türk askerinin başına çuval geçirilmesine aynı şekilde yanıt vermek isteyen TGB'li gençlerin eylemine dava açtı. Davanın ilk duruşması 8 Mayıs'ta Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Biz 8 arkadaş Amerikan askerinin başına çuvalı geçirdik ve bundan dolayı 16 yıl hapis sistemiyle yargılanıyoruz. Bizi korkutacaklarını, korktuklarını düşünüyorlar. Oysa biz Türkiye Gençlik Birliği olarak bu ülkenin bağımsızlığına uzanan en küçük elde, en küçük tehlikede her zaman mücadeleyiz, her zaman bu mücadelemizi vereceğiz. Gençlerse Amerikan emperyalizmine karşı Türkiye'nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumakta kararlı. Amerikan askerine ve bu ülkenin bağımsızlığına dil uzatan, bağımsızlığına el uzatan hiç kimseyi bu ülkede gezdirmeyeceğiz. Gerek Malatya'da füze kalkanında, gerek Adana'da, gerek İzmir'de, gerek Muğla'da her zaman
peşlerindeyiz. Bunu mücadele bitmeyecektir, mücadele devam edecektir. Bize ceza veren güçlerin farkındayız, bunun kim olduğunu farkındayız. Yargısı infaz kurumuna, infaz kurumu haline dönüşen bir devletin, bir devlette, bir ülkede yaşıyoruz. Amerikan hukukunun işlediği bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin başbakanlığına oturan insan Amerika'nın Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlığında görev aldığını biliyoruz. Colin Powell'a 2 sayfa 9 maddelik sözleşme yapan, gizli bir sözleşme yapan bir cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından yönetildiğimizi biliyoruz. Biz böyle bir ülkede, böyle bir ülkenin anayasasından, böyle bir ülkenin hukukundan daha az bir ceza beklemiyorduk. Aksine daha da fazlasını bekliyorduk. İdam. Belki idam cezası olsa, belki değil eminiz bugün o cezayla yargılandık. Fakat dedim görüşlerimiz değişmeyecektir. Biz her zaman bu mücadelenin arkasındayız. 20 Ekim 2011 tarihli eylemde Bodrum Limanı'na demirleyen savaş gemisi Savage'den inen Amerikan askerleri çarşıda gezdikleri sırada TGB'li gençler tarafından protesto edilmişti. Gençler Amerikan Deniz As Subayı Jesus Salazar Munoz'un başına çuval geçirmişti. 8 gençle birlikte dükkanının camına katil Amerikalılar giremez ve bu çarşıya ABD askeri giremez dövizi asan esnaf Rauf Can Kurtaran gözaltına alınmıştı. Ülkemizde Amerikan askeri istemiyoruz, izin vermeyeceğiz. Öte yandan Muğla Barosu da gençlerin savunması için devreye girdi. Muğla Barosu 8 TGB'li gencin savunması için avukat görevlendirecek. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e savunması nedeniyle verilen hapis cezalarına yurt genelinden tepki vardı sayın seyirciler. Birçok ilde Adalet Bakanlığı'na gönderilen telgraflarda Perinçek'in sözleri bizim de sözlerimizdir denildi. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in savunmalarına verilen cezalara yurt genelinden tepki yağdı. Aydın'da İşçi Partisi üyeleri postane binasının önünde toplandı. İşçi Partisi Aydın İl Başkanı İsmail Altuntaş, savunma hakkına verilen cezanın kabul edilemeyeceğini söyledi. Perinçek'e savunmasından dolayı, mahkemedeki savunmalarından dolayı şu ana kadar 20 yıl hapis cezası verildi. 20 yılın üzerinde daha hapis cezası istenmektedir. Konuşan bir insana, kendini savunan bir insana 40 yıl hapis cezası. Katiller dışarıda. Mersin Postanesi önünde de toplanan işçi partililer Adalet Bakanlığı'na Perinçek'in sözleri bizim de sözlerimizdir yazılıp telgraf gönderdi. Telgraf gönderdikten sonra konuşan İşçi Partisi Mersin İl Başkanı Nurettin Özdemir cezalara tepki gösterdi. Bugüne kadar verilen cezalar toplamı 20 yılı buldu. Silivri'de görülmekte olan Ergenekon davasında savunma yapmak suç oldu. Adana Merkez Postanesi önünde toplanan İşçi Partisi üyeleri de cezayı protesto etti. Türk milleti oynanan oyunun, kurulan tuzağın farkına varmaya başlamıştır. Denizli'de de protestonun adresi Bayramyeri Meydanı oldu. Tertipçiler korku ve telaş içindedirler. İşçi partililer Bursa Postanesi'nden de Doğu Perinçek'e destek verdi. Bakan Hayati Yazıcı'nın açtığı hakaret davasından beraat eden Yıldırım'la ilgili gerekçeli karar açıklandı. Hakim kararla adeta basın özgürlüğü dersi verdi. Hakim, kamu yararının politikacıya hakaret iddiasından daha önemli olduğunu vurguladı. Tutuklu Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım'ın Tayyip'in Voleleri isimli kitabından beraat etmesiyle ilgili gerekçeli karar yazıldı. Bakan Hayati Yazıcı'nın açtığı davada beraat veren hakim, gerekçeli kararda hukuk ve basın özgürlüğü dersi verdi. Tayyip Erdoğan'ın basın özgürlüğü. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında Deniz Yıldırım'ın kitabının basın faaliyeti kapsamında yazıldığına dikkat çekti. Yıldırım'ın kamu yararı bulunan bir konuda halkı aydınlatma amacıyla kitap yazdığı belirtildi. Kitap yoluyla yapılan bu yayında sanık, kamuoyunu aydınlatmak için meşru bir amaç gütmekte olup konusu da halkı ilgilendiren bir konudur. Yazar, kitapta anlatılan olayları gerçek yer ve isimlerle vermek suretiyle doğrulamak için makul bir çaba da göstermiştir. Gerekçeli kararda kamu yararının politikacıya hakaret iddiasından daha önemli olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla desteklenerek vurgulandı.
BDP'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptığı Uludere başvurusunun işleme alındığı bildirildi. Başvuruda Şırnak'ın Uludere ilçesinde 34 kişinin öldüğü hava operasyonuyla ilgili olarak Türkiye'de gerçek bir yargılama yapılmayacağı savunuldu. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Başkan Yardımcısı Gülten Kışanağ'ın Şırnak'ın Uludere ilçesinde 34 kişinin öldüğü hava operasyonu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları başvuru işleme alındı. Uluslararası Ceza Mahkemesi BDP'li vekillere bir yazı göndererek başvurunun işleme alındığını bildirdi. Yazıda BDP'li vekillerin gönderdiği belge ve mektupların değerlendirmeye alındığı ve çıkacak kararın gerekçeli metniyle birlikte gönderileceği kaydedildi. BDP'lilerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde geçen ay yaptığı başvuruda Uludere ile ilgili gerçek bir yargılama yapılmayacağı ihtimalinin çok yüksek olduğu savunuldu. BDP, Uludere olayı ile ilgili olarak daha önce de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne şikayette bulunmuştu. BDP, Uludere olayının incelenmesi için Birleşmiş Milletler'den uluslararası gözlemci talep etmişti. Cezaevindeyken milletvekili seçilen BDP'li Kemal Aktaş'ın 2 yıl 1 aylık cezası Yargıtay'da onandı. Anayasanın 76. maddesine göre Aktaş'ın vekilliği düşecek. BDP'li tutuklu milletvekili Kemal Aktaş'a Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası Yargıtay'da onandı. Kemal Aktaş, 2006 yılı Nevruz'unda yaptığı bir konuşmadan dolayı Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aktaş, 12 Haziran seçimlerine BDP listesinden girdi ve milletvekili seçildi. Bu arada Kemal Aktaş'a verilen 2 yıl 1 aylık ceza da Yargıtay'da temizle gitti. Aktaş hakkındaki incelemeyi tamamlayan Yargıtay cezayı onadı. Buna göre hukukçular Aktaş'ın anayasanın 76. maddesine göre milletvekili seçilme yeterliliğini kaybettiğini belirtiyor. Anayasanın 84. maddesinde milletvekilliğinin düşmesi için Meclis Genel Kurulu'nda Yargıtay kararının okunması gerekiyor. AKP'den Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olduğu Medipol gruba bir fırsat daha verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Unkapanı'ndaki tekel binasından sonra SGK'nın Kadıköy'deki taşınmazını da Medipol Üniversitesi'ne sattıklarını açıkladı. Medipol Hastanesi'nde iki kez ameliyat olan Başbakan Erdoğan, Metropolitan Sağlık Grubu'na uğurlu geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Kadıköy'deki taşınmazını Medipol Üniversitesi'ne satıldığını açıkladı. CHP Milletvekili Turgut Dibek'in soru önergesini yanıtlayan Bakan Çelik, 2922 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 2.949.525 TL bedelle satıldığını söyledi. Soru önergesine verilen yanıtı değerlendiren CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, tekelin un kapanındaki binasını 49 yıllığına yine Medipol'ün kiraladığına dikkat çekti. AKP'nin SGK'nın İstanbul'un en değerli arazilerinden birini çok ucuza sattığını söyledi. Dibek, başbakanın annesi bu hastanede ameliyat olmuştur. Başbakanın ikinci ameliyatını bu hastanede olduğu iddia edilmektedir. AKP'ye yakın olan özel hastaneyi önce Vakıf Üniversitesi yapıyorsunuz, sonra bu vakfa devletin en değerli yerlerini peşkeş çekiyorsunuz dedi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan yeni teşvik sistemini bugün Başbakan Erdoğan'a sunacak. Yeni teşvik sisteminde stratejik yatırımlar başlığı altında desteklenecek yeni sektörler belirleniyor. Bakan, yeni sistemde geliri arttırmak yerine giderlere yönelik çalışmaların öne alındığını kaydetti. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yeni teşvik sisteminin bugün Başbakan Erdoğan'a sunulacağını açıkladı. Çağlayan, 4 gruba ayrılan bu teşviklerle ve özel ekonomik bölgelerle birlikte Türkiye'ye gelecek yabancı yatırımlarda 3 önemli değişim olacağını vurguladı.
Çağlayan yeni sistemin yatırım hacmini artıracağını, yatırımları çeşitlendireceğini ve sektörel çeşitlilik sağlayacağını söyledi. Hem dış ticareti konusunda. Bakan Çağlayan, başbakanımızın uygun göreceği bir tarihte yeni teşvik sistemimizi kamuoyuna açıklayıp düzenlemeleri süratle yaparak yeni teşvik yasasını Türkiye'nin gündemine getireceğiz dedi. Yeni teşvik sisteminde 4 ana başlık var. Bakanın verdiği bilgiye göre başlıklardan biri de bölgesel esasa göre teşvikleri düzenliyor. Yeni sistemde ayrıca yoğun olarak teşvik edilecek 12 sektör belirlendi. Yeni sistemde stratejik yatırımlar başlığıyla yeni sektörler de belirlendi. Bakan Çağlayan, cari açığı azaltmak için gidere yönelik çalışmalar yeterli olmaz. Geliri de arttırmamız gerekiyor, ancak önce yaraları kapatacağız diye konuştu. Gerek gümrük kapıları bağlantısı noktasında. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre dış ticaret açığı Ocak ayında beklentilerin üstünde çıktı. 6 milyar 300 milyon dolar olarak beklenen açık 7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2012 yılı Ocak ayında 2011 yılının aynı ayına göre ihracat %8.6 artarak 10.30 milyar dolar, ithalat %2.8 artarak 17.38 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı bu dönemde %4.7 azalarak 7.35 milyar dolardan 7 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da %56.5'ten %59.7'ye yükseldi. Piyasa sözcüleri beklenmeyen artışı petrol fiyatlarındaki yüksek seviyeye bağladı ve gelecek dönemde de tablonun bozulabileceğine dikkat çekti. Basına konuşan Finansbank baş ekonomisti İnan Demir, petrol fiyatları yıllık karşılaştırmayı henüz çok olumsuz etkileyecek düzeyde değil. Ancak önümüzdeki dönemde yüksek kalması durumunda cari açık üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Eğer petrol fiyatları likiti de fazlasından ziyade siyasi endişelerle yüksek kalacaksa, bu Türkiye için daha olumsuz bir tablo çizecektir diye konuştu. En zengin 100 Türk listesinde sıralamalar bu yıl değişti. Forbes Türkiye dergisinin hazırladığı listenin ilk basamaklarına AKP'ye yakınlığı ile bilinen patronlar oturdu. Sanayi ağırlıklı üretim yapan firmalar geriledi. 2012'de Türkiye'nin en zengini 3 milyar dolarlık servetiyle yükselişe geçen FIBA Holding'in sahibi Hüsnü Özyeğin oldu. Forbes Türkiye dergisi 2012'nin en zengin 100 Türk listesini açıkladı. 2011'de ilk sırada yer alan Çukurova Holding'in sahibi Mehmet Emin Karamehmet'in yerini FIBA Holding'in sahibi Hüsnü Özyeğin aldı. Listenin geçen yılki 2 numarası Koç Holding'den Semahat Aksel ise 5. sıraya düştü. Ülker'in sahibi Murat Ülker ise 5. sıraya yükseldi. 2012 listesinde geçtiğimiz yıl ilk sıralarda olan sanayi ağırlıklı firmaların yerini sanayi dışı sektörler aldı. Yükselişe geçen firmaların AKP'ye yakınlığı ise dikkat çekti. Bu isimler arasında Ülker'in sahibi Murat Ülker, NTV'nin sahibi Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, BİM'in sahibi Talip Topbaş, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık yer alıyor. Forbes, Türkiye'nin 2012 araştırmasında en zengin 100 Türk'ün toplam serveti 104 milyar dolardan 95 milyara düştü. Araştırmada 2012 ile beraber ekonomik düşüşün yeniden başladığı vurgulandı. Forbes bu düşüşe bakarak ana temasını dayanıklı servetler ve duraklama devri olarak belirledi. Avrupa Birliği'nin bütçe görüşmeleri Brüksel'de yapılırken 36 ülkede de emekçiler alanlara çıkarak kapitalizmi protesto etti. İstanbul'da da DİSK ve Sendikal Güç Birliği platformu basın açıklaması yaptı. İstanbul'daki eylemde AKP protestoları ağırlık kazandı. Sendikal Güç Birliği adına konuşan Tek Gıda İş Başkanı Mustafa Türkel, genel greve gitmekten çekinmeyeceklerini söyledi. Brüksel'de devam eden bütçe görüşmelerine karşı emekçiler ETU'nun önderliğinde tüm dünyada alanlara çıkıyor. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Dünyanın 36 ülkesiyle aynı anda yapılan eylemde DİSK adına Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Küçük Osmanoğlu konuştu. Avrupalı sınıf kardeşlerimizin taleplerini destekliyoruz. Krizin faturasını işçilere ödetmek isteyen zihniyeti lanetliyoruz. Krizi biz yaratmadık, bedelini ödemeyeceğiz.
AKP işçi sınıfı ve emekçilere karşı tarihin en büyük saldırılarından birinin hazırlığı içerisindedir. İşçi sendikalarının tüm itirazlarına rağmen işçi simsarlığı anlamına gelen özel istihdam büroları yasasını gündeme getirmeye hazırlanmaktadır. AKP kıdem tazminatımıza göz dikmiştir. AKP ulusal istihdam stratejisiyle akla, mantığa ve vicdana aykırı ne kadar uygulama varsa hepsini yasallaştırmak istemektedir. Eylemin bir diğer katılımcısı ise Sendika Güç Birliği platformuydu. Platform adına dönem sözcüsü ve Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel bir konuşma yaptı. Türkel, Avrupa'da yaşanan krizin emekçilere ağır bedeller ödettirdiğini belirtti. Ancak en çok Türkiye'de yaşananlara vurgu yaptı. Meclis komisyonunda bekleyen sendikalar yasası ve ulusal istihdam stratejisiyle ilgili olarak AKP'yi uyardı. Biz ülkemizde Türkiye'deki işçiler, emekçiler artık haykırıyoruz ve diyoruz ki ey AKP, yapmak istediğin zulüm yeter. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bizim kaybedecek bir şeyimiz kalmadı artık işçiler, emekçiler olarak. Bu meclise sevk ettiğiniz 12 Eylül artığı sendikalar yasasını da bile rahmetle aratacak. Sendikalar yasasını yasa taslağını derhal geri çek. Türkel, bu iki düzenlemenin geri çekilmemesi durumunda genel grev yapmaktan kaçınmayacaklarını söyledi. Diğer düzenlemelerle sizin tabirinizle uluslararası ulusal istihdam stratejisi diye bir paket halinde dayatacağınız bu düzenlemelere karşı biz çalışanlar olarak üretimden gelen güç dediğimiz genel grev hakkımızı kullanmaktan bir an bile tereddüt etmeyeceğimizi buradan bir kez daha aykırıyoruz. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Sayın seyirciler, Adıyaman'da Alevilerin oturduğu evlere işaret konuldu. Mahalleliler yaşanan bu olaydan tedirgin olurken Adıyaman valisi ve emniyet müdürü mahallede incelemelerde bulundu. Adıyaman Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Aslan Palalı şimdi hattımızda. Kendisiyle konunun ayrıntılarını konuşacağız. Sayın Palalı, hoş geldiniz efendim yayınımıza. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, hoş bulduk efendim. Merhabalar. Merhabalar efendim. Teşekkür ederim. Efendim, hemen soralım. Adıyaman'da neler yaşandı? Durum nedir? Sizden daha ayrıntılı bilgi almak istiyoruz. Evet efendim. Şimdi olay pazarı pazartesi bağlayan gece oluyor. O gün Hızır lokması, yani Hızır Aleyhisselam için yapılan Hızır lokması etkinliği var ve o mahallede geniş bir salon olan Can Salon, konferans salonunda yapılan etkinlikte çok geniş kalabalık kitle mahalle oraya gittiği anda yapılan bir olay. Evet. Evlerde kırmızı anlaşılması zor. Bazı yerlerde anlaşılıyor, bazı yerlerde anlaşılması zor işaretler kapılarda. Ama üzücü tarafı tabii bunun yani işte önemli olan tarafı, Adıyaman çok rahat bir ortam. Gerçekten Adıyaman Türkiye'de yaşanması gereken güzel noktalardan birisi. Buradaki nifak sokmak isteyen, buradaki bu durumu bu hale getirmek düşüncesini kınıyoruz. Her kim yaptıysa, her kim neler yaptıysa, kimle olmaz çünkü çok geniş kapsamlı. Evet, kimlerin yaptığı hakkında bir tespit var mı efendim, yoksa varsayımlardan yola çıkarak mı konuşuyoruz? Varsayımlardan yola çıkarak konuşuyoruz. Hı. Kimlerin yaptığı belli değil efendim. Hangi güçlerin neylerin yaptığı, yani akıllı insanların yaptığına inanıyoruz bunu. Zira hani bir tane insan tutuklandı, bırakıldı, akli dengesi yerinde değil diye. Çünkü bu akli dengesi yerinde almayacak insan değil. Evleri bilerek, seçerek işaretlenmiş. Allah yazısı olan bir yazı kapıda, büyük harflerle Allah yazısı yazılması dikkati çekti. Hı hı. Bir mahallede yaklaşık 170, diğer bir mahallede Yeşilyurt diye bilinen bir mahallede 140'a yakın evlerde böyle işaretlemeler olmuştu. Bizzat ben aynı zamanda basın mensubuyum ve basın mensubu arkadaşlarımızla birlikte NTV muhabirimiz, Hürriyet Gazetesi muhabirimiz birlikte gezerek olayı teşhis ettik. Direkt yerlerinde gördük. İnsanlarla konuştuk. İnsanların görüşlerini aldık. Evet. Halkta gerçekten mahallelerde inanılmaz bir endişe ve tedirginlik söz konusu. Zira daha önceki yaşanan Maraş olaylarını, Sivas olaylarını biz mi yaşayacağız tedirginliğini direkt ifade ettiler insanlar. Hı hı. Bu çok üzücüydü tabii ki. Adıyaman'da böyle şeylerin konuşulması bile çok üzücü. Bir Adıyaman'da yaşayan Adıyamanlı olarak bunları konuşmaktan ben de çok üzülüyorum. Çünkü Adıyaman'ımız gerçekten
çok ile çok her anlamda örnek teşkil eden bir yerdi. Evet. Bu böyle kirletilmek istenmesi, bu şekilde içimizde provokatör mü artık bunları yapanlar kimler bilmiyorum ama bunu yapan insanların Adıyaman adına güzel şeyler yapmadığı ve Adıyaman için kötü düşünceler olduğu zaten ortada. Biz bu durumu kınıyoruz. Sivil toplum evet. örgütleri olarak, STK'lar olarak sadece biz değil Atatürk Düşünceleri'ne dışında Ali Kültür Dernekleri, Hacı Bektaş Paralı Kültür Vakfı gibi kurumlar ve onun dışında muhtarlarla bir araya geldik. Muhtarlarla görüştük. Muhtarların görüşünü aldık. Halkla görüştük. Ve gerçekten üzücü durumlar bunlar tabii ki. Vatandaş inanılmaz tedirgin, rahatsız. Akşamları herkes işaretsiz noktada evlere gidip yatmışlar. 3 gün oldu. Ben Ankara'daydım. Onun dönüşünde böyle bir şey yaşandı. Evet. Dün haberim oldu. Hemen akşam biz bunu internette paylaştık ve görüştük. Daha sonrası gerçekten de basını biraz daha kanalize ederek benim tarafımdan diyebilirim bunu. Hı hı. Böyle bir çok etkin bir duruma getirdik olayı. Ve Sayın Emniyet Müdürümüz, Valimiz, evet, birlikte de basın açıklaması yapıldı. Halkın rahatlaması, huzurlu olması anlamında. Münferittir diye açıklamalar yapıldı tabii ama biz münferit olduğuna inanmıyoruz. Sivil toplum örgütleri olarak olayı kınıyoruz. Sayın Palalı, daha net anlaşılabilmesi için bir kez daha sormak istiyorum. Farklı mahallelerde gerçekleşti bu olay zannediyorum. Ve yalnızca gecesine bağlayan günde mi oldu? Pazartesi gününe bağlayan evet, gecede mi oldu? Olay yoksa sürekliliği oldu mu? Birkaç gündür insanlar korkudan söyleyemiyor ya da endişeli. Herkes çoğu zaten silmiş. Tekrar evinin boyasının renginde ya da bir şekilde yıkayarak, silerek, kireç vurarak kapatmaya çalışanlar olmuş. Ama bu işin üzerine giden insanlar da olmuş. Muhtar, mahalle muhtarı, Karapınar mahalle muhtarı Hamit Gürsun'un bizzat kendisinin şu anda 48 imzayla, ev sahibi olan 48 imzayla alarak İnsan Hakları Derneği'ne birlikte başvurduk. İnsan Hakları Derneği'yle birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na başvuruda bulunduk. Sayın Valimizle herkesle bir araya geldik progresiyle ve bu işin üzerine gidilmesi anlamında araştırılması, parmak izleri, el izleri varsa bunların araştırılması ve görünen, bilinen birisi varsa üzerine gidilmesi anlamında dikkatlerini çektik. Ve her iki mahallede olması ilginç. Hem yeni mahallede hem Karapınar Mahallesi'ne, 3. mahalle olarak Yeşilyurt Mahallesi'ne girdi ve bu bölgelerde Alevi toplumların yaşadığı da yoğun olarak yaşadığı göz önünde bulundurulsa daha üzücü olur. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve bilgileri aktardığınız için. İyi akşamlar diliyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği Adıyaman Şube Başkanı Aslan Palalı telefon hattımızdaydı sayın seyirciler. Adıyaman'da Alevilerin oturduğu evlere konulan işaretlerle ilgili olarak ayrıntılı bilgi verdi bize. Teşekkür ediyoruz, kendisini uğurladık ve diğer gelişmelerle devam edelim akşama doğru da. Sayın seyirciler, yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışı kimilerine çile çektirirken kimilerinin de geçim kapısı oldu. Muş'ta çatılarda biriken karı temizleyen gençler günde 200 lira kazanıyor. Muş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken bazılarına da ekmek kapısı oldu. İşsiz gençler tehlikelere rağmen çatılarda biriken karı günde 200 liraya kürek ve vinç yardımıyla temizlemeye razı geldi. İşsizler vincin sepetinde metrelerce yükseklikteki çatılara çıkarak kar temizledi. Çatıları temizleyen gençlerden Ali Küçük, çile çektiren karın kendilerinin kurtarıcısı olduğunu söyledi. Güzel, kar çok iyi yağdığı için işler çok güzel. Günlük yemeler 150'den başlıyor. Kim ne bulabilirse biz 100 liradan çalışıyoruz. Halk mağdurdur, mağdur olduğu için 100 liradan çalışıyoruz. Temiz olmadığı için biz de çalışmak zorundayız. Onun için vincin sepetin içinde çalışıyoruz. Şu anda gördüğümüz sepet, sepetin içinde yukarı çıkacağız. Sepetten çıkmıyoruz, çıksa yere düşüyoruz. Bu arada sayın seyirciler, kar nedeniyle 11 ilde eğitim ve öğretime ara verildi. Karın etkili olduğu başkent Ankara'da hasta ve engelli personele bir günlük izin verildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ülkenin birçok ilinde eğitime ara verildi. Ankara'da hava koşulları nedeniyle kentteki okullar bugün ve yarın tatil edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşlarında hasta ve engelli personele de bir günlük izin verildi. Kütahya, Zonguldak, Manisa, Çankırı, Bursa, Bartın, Düzce, Kırıkkale, Isparta, Antalya, Kastamonu, Kırşehir, Yozgat'ta kar yağışının etkili olduğu bölgelerde eğitim ve öğretime ara verildi.
Zonguldak'ta aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 161 köy yolu ulaşıma kapandı. Sayın seyirciler, Van'da ardı ardına yaşanan depremler yerel medyayı da etkiledi. Depremde binası ağır hasar gören Van Televizyonu çadırdan yayın yapmaya başladı. Aralık ayından bu yana yayınlarını çadırdan sürdüren kanal çalışanları bir bölümü yayın odası, bir bölümü de stüdyo olarak kullanıyor. Van TV ana haber bülteninden iyi akşamlar efendim. Günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Van'da yaşanan depremler her kesimde olduğu gibi kentteki yerel medyayı da etkiledi. 23 Ekim'de yaşanan 7.2'lik depremde binası hasar gören Van TV yayınına 2 ay ara vermek zorunda kaldı. Yıkım kararı bulunduğu için binayı boşaltan kanal çalışanları çareyi teknik ekipmanla birlikte çadıra yerleşmekte buldu. 22 Aralık'tan bu yana yayınlarını çadırdan sürdüren Van TV çalışanları çadırın bir bölmesini yayın odası, bir bölmesini de stüdyo olarak kullanıyor. Deprem nedeniyle eleman sayısını da azaltan Van TV'de iki kişi çalışıyor. Yılmaz Tekin kanalın hem muhabirliğini hem editörlüğünü hem de spikerliğini yapıyor. Doğrusu çadır geniş ve büyük olduğu için çok fazla sıkıntı yaşamadık ama teknik anlamda bazı sorunlar yaşadık. Cihazları yerleştirmek, onları düzenlemek, eşyaları getirmek, dekorları kurmak bunlar biraz zamanımızı aldı ve bunlar bizi zorladı. Kanalda seslendirme ve radyo programı görevini de Mehtap Enter üstlenmiş. İş başa düştükçe her şeyi atıyoruz. Eskiden lükstü hani kanal ortamı. Çok güzel, her şeyin odası ayrıydı. Ve spor dünyasından bir gelişmeyle devam ediyoruz sayın seyirciler. 27 Şubat'ta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Yıldırım Demirören, Hüsnü Güreli'den görevi devraldı. Demirören'in ilk açıklaması, sorunları ben ve yönetici arkadaşlarım en iyi şekilde çözeceğiz. Kanayan parmağı keseceğiz oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nda devir teslim töreni yapıldı. 27 Şubat'ta federasyon başkanı seçilen Yıldırım Demirören görevi Hüsnü Güreli'den devraldı. Siz değerli yöneticilere huzur içinde devrediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Törende konuşan Yıldırım Demirören ilk icraatına dair de ipucu verdi. Türk futbolunun güllük gülistanlık olmadığını söyleyen Demirören, sorunları halletmek için kanayan parmağı keseceğiz dedi. Elimizden geleni yapacağız. Biraz sabır ama bu sorunların hepsini ben ve yönetici arkadaşlarımın çözeceğine inanıyoruz. Çünkü çözülmesi gerekiyor. Sorunlar ertelendikçe hep büyüyor. Biz de bir an evvel kanayan parmağı kesmek zorundayız. Kesin radikal kararlar alarak süreci bitirmek zorunda olduğumuza inanıyorum. Ve bu haberimizle akşama doğruyu burada noktalıyoruz sayın seyirciler. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde akşama doğru güzel haberlerle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.